Demek aldığın mevzumuzda eğer integrallar kadar misallar karayımız degen edek. Ana mesela bitti. Birinci misalımız integral 0'dan ageçen x kvadrat köpeydirilgen. Zasta a kvadrat minus x kvadrat de x'den ibaret eken. Bu yerde bu integralda. Ana bunda görmüştük almaştırışı aldım. X de a zasta t almaştırışı aldık. Dx'ni taptım. Zasta t'nin kaslası köpeydirilgen dıtıp oldu. Ve çekerelerde özgertirdim. X teng A'da T birge teng eken. Birge koysam X teng 0'da T 0'ge teng eken. Demek çekeren 0'dan birge şey. Görmüşke geldi. Demek kayırda X bosa oranıge A ızası T'nı koysam. İntegral takıdaki fadanı görmüş bundayı bolıp. DX argument diferensiyeli ise bana bundayı görmüşte boldu. Sadalaştırışlarda becerdim. Yani 4.sü taksım. İkini integral belgisinden taşkarıge çıkardı. İntegral 0'dan birge şey. T derecesi bir taksım ekki. Bir menüsünün bir taksim ikincisi tutup oldu. Ve bu beta funksiyonun görünüşünden faydalansam beta 3 taksim 2, 3 taksim 2 asıl oldu. Ve gamma funksiyonu arasındaki bağlanış formülasından faydalandım. Aynı 4 taksim 2 özgürmezsem bu bağlanış formülasına göre gamma kvadrat 1 plus 1 taksim 2 taksim gamma 3 oldu. Ve bu yani gamma funksiyonun hassasından faydalansam yukarıda ispatımla getirilgen masalarına göre bir taksim ekleniz aslı p'nin kvadratı ve bu anın 4. taksim 16'nı fadalaydıyken ikinci misal sıfatta bana bunda misallı karadım integral 0'dan plus çeksiz geçe 4. aslı da x taksim 1 plus x'nin kvadratı da x bu beta funksiyonun ikinci görünüşünden faydalanaman yani integral 0'dan plus çeksiz geçe t derecesi a minus 1 1 plus x'nin a plus 1'inci a plus b'inci derecesi dx'ydi. Şundan faydalansam eğer demek 4. ızası da x'di. X'nin 5 taksim 4.sü minus 1 görünüşte yazıp aldım. Ve yani bu beta funksiyonun ikinci görünüşüden beta 5 taksim 4, 3 taksim 4 asıl oldu. Ve gamma funksiyon arasındaki bağlanış formülasına göre gamma 1 plus 1 taksim 4 1 minus 1 taksim 4 yazdım. Gamma 3 taksim 4'tü. Ve makrajda ikarasının yığındısı gamma 2 asıl olarak. Ispat kılınan hassasına göre gamma 2 birge teng. Şunun için ve gamma 1 plus 1 taksim 4 bu 1 taksim 4 gamma 1 taksim 4 teng. Bunda hassasını ayıp ispat kıldık. Uşandan faydalandım ve yine bir gamma funksiyonun hassasından gamma 1 taksim 4 gamma 1 minus 1 taksim 4'imiz pi taksim sinüs pi taksim 4 deken ve sinüs pi taksim 4'teki kıymetini koyup sadalaştırdım. Pi taksim 2 ızası 2 deken neticeyi nasıl kıldık. Demek ki yenge 3. misalını karayımız. İntegral 0'dan pi taksim 2 geçe. Sinüs 6. derecede x köpeydirilgen. Kosinüs 4. derecede x de x eken. Bunu hep eyler integral keltirip. Başından faydalanıp kısaplayımız. Ve bir yerde kosinüs 4. derecede x'ni yazdım. Kosinüs kubi x köpeygen kosinüs x de. Kosinüs x'nin bittasını diferansiyel teğkırtı bir yardım. Kosinüs kvadratı x de 1 minus sinüs kvadratı x deyedik. Şunun 3. derecesi bulgan için 3 taksim 2. derecesi görünüşte yazdım. Ve sinüs x'de tıbıyla belgilip aldım. Ve çekerelerde özgertirdim. X'den 0'de t 0'ge deyin. Bu anlaştırışa göre x'den pi taksim 2'de t 1'ge deyin. 0'den 1'ge şaralık ekip aldım. Kayırda sinüs x olsa oranına t yazıp çıktım. Ve yana bir mertte anlaştırışı kolladım. Yani t kvadratta y bilen yani t'nı ızasta y bilen belgiledim. Ve t'nı taptım. Dıtı, ılzası da y'nin hasılası da y'nin katıyım. Yani y'nin taksım, ikide ılzası da y'nin oldu. Ve integralı görünüşüm arasında görünüşe geldi. Bir taksim 2'nin integral belgeden taşkarına çıkarıp, sadalaştırışlarda becerdim. İntegralı görünüşümün de görünüşe geldi. Ve beta funksiyonun görünüşünden faydalansam, beta funksiyonun görünüşe göre bu, beta 7 taksim 2, 5 taksim 2 katıyım. Ve gamma funksiyonu arkalı bağlanış formülasından, 7 taksim 2'ni 1 plus 5 taksim 2 şeklinde yazıp aldım. Gamma 5 taksim 2'nin özü. Makrajda ise gamma 6 asıl oldu. Yani şimdi gamma 6 5 vektör elge deyin. Bunu 2'ye köpeytirsem 1 taksim 2'yi sıkır. Ve gamma 1 plus A'dan faydalansam A köpeytirilgen gamma A yedi. Ve 6'daki gamma 5 taksim 2 bilen onun kvadrat asıl oldu. Ve gamma 2 plus 1 taksim 2 formülaya göre 1 taksim 1 köpeygen 3 taksim 2'nin kvadratı ızası pi geteyim. Şunun kvadratı yeken. Ve kvadratı kvadratka kurtardım bana bu fadanı. Kısaltırışlarda becerdim. 96'ını 3'ye böldüm.
ve 4 ga ko'paytirdim. Natijada 3 ga taqsim 1 = 28 degan javob hosil qildik.